Arkadaşlar herkese merhabalar. Umarım sağlığınız ve sıhhatiniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte son zamanlarda kullanırken cidden çok keyif aldığım bir site olan Open Router sesini sizlere tanıtacağım. Bu herhangi bir şekilde işbirliği falan değil de tamamen hani bu alanda kullanmak isteyen arkadaşlara yönelik çektiğim normal bir eğitim videosu gibi düşünebilirsiniz. Open Twitter sitesinin genel olarak kullanım amacı nedir? Biraz bundan bahsedelim. Biliyorsunuz globalde artık birçok yapay zeka, chatbot'ları var. Bunların birçoğunu kullanıyoruz gündelik işlerimizde. ChatGPT, Cloud, Gemini gibi bir sürü chatbot'ları var. Bunun dışında bildiğimiz veya bilmediğimiz bir sürü yapay zeka chatbotları var. Bunları gündelik işlerimizde kullanabiliyoruz. Şimdi bu yapay zekaların bildiğiniz gibi ücretli veya ücretsiz kısımları var. Ücretler genelde 20 dolar civarında oluyor. Tabii ki farklı modellerin farklı fiyat politikaları vesaire olabiliyor. Her model için ayrı para ödememiz gerekebiliyor. OpenRouter da ise sevgili dostlar kredi usulüne çalışan bir sistem var. Kredi yüklüyorsunuz siteye ve kredinin istediğiniz ücretli modeli kullanabiliyorsunuz. Gayet güzel ve mantıklı bir kullanım sistemi var. Bizim bugün daha çok üstünde duracağımız kısım ücretsiz modeller olacak. Ücretsiz modelleri nasıl deneyebiliriz? Nasıl kullanabiliriz? Birazdan bunlara değineceğiz. Bizde dolar olmadığı için ücretli kısımları kullanamayacağız. Belki sponsor olmak isteyen varsa ücretli modelleri de kullanırız. Şimdi sevgili dostlar istiyorsanız Operator sitesinin genel olarak kullanım aşamaları nasıl oluyor biraz bundan bahsedelim. Yine dediğimiz gibi ücretli ve ücretsiz bir şekilde Operator'un içindeki modelleri kullanabiliyoruz ve buradan bir APK alarak da farklı uygulamalar üzerinden APK'ler üzerinden modelleri kullanabiliyoruz. Videonun ilerleyen kısımlarında Anything LLM üzerinden bir APK tanımlayarak bu uygulamaları daha doğrusu bu chatbotları nasıl kullanabiliriz bunları da göstereceğim. Şimdi başlayalım isterseniz. Direkt buradan siteyi açtığımız zaman önümüze bu şekilde bir arayüz geliyor. Lakin siz siteyi ilk kez açıyorsanız bu şekilde gelmeyecektir. Şöyle beyaz bir temada gelecektir. Buradaki tema vesaire gibi ayarları değiştirebilmek için ve modelleri kullanabilmek için siteye bir üyelik alarak giriş yapmanız gerekiyor. Siteye üyelik almak tamamen ücretsiz. Google hesabınızda veya işte GitHub gibi hesaplarınız varsa bunlarla da direkt siteye giriş yapabiliyorsunuz veya direkt mail üzerinden de üyelik alabilirsiniz. Üyelik aldığımız zaman direkt şuradan ben direkt koyu geçiyorum. Çünkü yaşlı bir insan olduğum için koyu da kullanmak benim için daha mantıklı geliyor. Şimdi sevgili dostlar siteye giriş yaptığımızda direkt buradan modeller kısmına yani model arama kısmına tıkladığımızda bir sürü modelin olduğunu görebiliyorsunuz ki zaten buradan da 300'den fazla model olduğunu zaten görebiliyorsunuz. Globalde 2 milyon kullanıcısının olduğunu da buradan görebiliyorsunuz. Ve birçok yapay zeka chatbotu var. Bunların birçoğunu eminim hayatınızda hiç duymamışsınızdır ama birçok yapay zeka chatbotunu da buradan görebiliyorsunuz. Şimdi bu siteyi aslında kullanmamızdaki en büyük amaçlardan bir de örnek veriyorum. Lokalde bir yapay zekayı deneyeceksiniz ama onundan nasıl bir sonuç verdiğini bilmeyi olabilirsiniz veya işte hani özellikleri nedir bilmiyor olabilirsiniz. İndirmeden de free kısmından birçok yapay zekaları falan deneyebiliyorsunuz. En azından lokale indirmeden aklınıza böyle ufak bir fikir olmuş olabiliyor. Veya normal işlerinizde de kullanabiliyorsunuz sevgili dostlar. Buradan modelleri aratıp direkt seçtiğimiz model üzerinden chatler yapabiliyorsunuz. Veya buradan modeller sekmesine geldiğimiz zaman buradan da direkt kategorize bir şekilde modelleri listeleyebiliyorsunuz. Veya direkt buradan da yine aram usulüyle bulabiliyorsunuz. Mesela deep yazdığım zaman direkt deep ile ilgili modeller bu şekilde karşımıza geliyor. Bazı modellerin karşısında free yazıyor. Bazılarında bir şey yazmıyor. Free yazanları ücretsiz bir şekilde belli limitler dahilinde kullanabiliyorsunuz. Onu da ilerleyen kısımlarda göstereceğim. Yine buradan da işte text mi olsun, image mi olsun, işte dosya yükleyebileceğimiz yapay zeka modelleri mi olsun buradan filtreleme sistemiyle de aratma usulüyle bakabiliyoruz. Şu anda sistemde 441 model olduğunu görebiliyorsunuz ve baya baya var. Hatta burada şöyle yapalım sayfayı Türkçe diline çevir diyelim. Buradan da işte haftalık en iyi modeller mi listelensin, işte fiyatlandırmada en düşükten mi, işte en yüksekten mi düşer sıralansın gibi gibi buradan da istediğiniz şekillerde sıralamalar vesaire yapabiliyorsunuz. Herhangi bir şekilde bir şey seçmezseniz bu şekilde direkt en güncel eklenen modeller genelde en üstte bu şekilde karşınıza gelecektir. Sohbet bölümüne geldiğimiz zaman buradan da direkt sohbet kısmına geçerek istediğiniz bir yapay zeka chatbotunu seçerek sohbet edebiliyorsunuz. Tabii ki ücretsizleri kullanabiliyorsunuz. Siteye kredi eklediğiniz zaman da ücretli modelleri de belli limitler dahilinde kullanabiliyorsunuz. Hatta şöyle yapalım sayfayı bir yenile diyeyim. Şimdi değil diyelim veya gerek yok. Zaten siteyi direkt Türkçe çevirip de kullanılacak çok da bir şeyin olduğunu söyleyemem. Şimdi bu kısımda ne yapıyor sevgili dostlar? Yine buradan bir model seçebiliriz. Direkt free yazdığımız zaman ise genellikle free modeller bu şekilde karşımıza geliyor. Mesela şu Gemma'nın 3M modeli var. Bu da baya güzel sevgili dostlar. Bu daha çok böyle bilgisayardan ziyade mobil cihazlarda çalışmak için geliştirilmiş bir model. Modeli seçtiğimizde herhangi bir model fark etmiyor. Buradan chat kısmına tıkladığımızda buradan direkt chat yapabiliyoruz. Yani konuşabiliyoruz. Selam nasılsın diyelim. Herhangi bir şekilde bir şey yazdığımı görebiliyorsunuz ve gördüğünüz gibi direkt bana cevap veriyor. Buradan da web alan özelliğini vesaire aktif edebiliyorsunuz. Buradan add model kısmına tıkladığınızda sevgili dostlar farklı bir yapay zeka botunu da buraya ekleyerek eş zamanlı olarak sorduğunuz sorulara aynı anda iki tane veya işte ikiden fazla chat botun aynı anda cevap vermesini sağlayabiliyorsunuz. Bu şekilde de buranın bir kullanım mantığı var. Bunu da direkt geçebiliriz. Geçmeden önce buradan da bir sonraki kısımlarda veya işte konuştuğunuz sohbetler buradan bu şekilde listelenecek. Buradan da geçmiş sohbetlere girerek ne konuştuğunuzu görebilirsiniz. Ranking kısmına geldiğimiz zaman en çok tercih edilen işte lider olan Buradan da lider olan yapay zeka modelleri hangisidir? Buradan görebiliyorsunuz. Bu kısımdan da hangi yapay zeka modeli hangi alanında daha tecrübeli ve daha iyi sonuçlar veriyor? Buradan da bunları listeleyerek görebiliyorsunuz sevgili dostlar döküman kısmına geldiğimiz zaman buradan da dökümanlara erişebiliyorsunuz. Bu kısımda Türkçe çevirebiliriz diye düşünüyorum. Google Chrome'un Türkçe çevirisi benim hoşuma gitmiyor. O yüzden bu videoyu Edge üzerinde anlatıyorum. Buradan da aklınıza takılan hangi sorular varsa bakın bu kısımdan hepsine erişebiliyorsunuz. Tek tek bunları okuyabilirsiniz. Mesela sınırlar falan diye bir bölüm var. Bir epikey aldığınızda direkt şuradaki kodu kopyalayarak sonra da herhalde key yapıştırdığımız zaman limitlemeler falan filan varsa bunlara bakabiliyorsunuz. İşte diyor ki işte free kısımda hangisini nasıl kullanabiliriz görüyorsunuz. Ücretsiz kullanım sınırları diyor. Ücretsiz bir model varyantını kullanıyorsanız ile biten yani o free kısmı yazıyor ya o. Dakikada en fazla 20 istekte bulunabilirsiniz. Aşağıdaki günlük limitler geçerlidir diyor. Ondan fazla kredi satın aldıysanız günde diyor 50 model isteğiyle sınırlıdır diyor en az 10 kredi satın alırsanız günlük limitiniz günde 1000 model isteğine yükseltilir diyor. Yani bu şekilde bir kullanımı var. Yani genel olarak kullanım limitleri bu şekilde oluyor sevgili dostlar. En azından modelleri kullanıp da aklınıza bir fikir edinebilirsiniz. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Eğer hoşunuza giderse de ücretli krediler sistemi kullanarak da kullanabilirsiniz. Biz şimdi siteye geri dönelim. Siteye geri döndüğümüz zaman direkt buradan da krediler bölümü var hatta yine şöyle yapalım sevgili dostlar buradan çeviriyi şöyle yapalım orijinalde göster diyelim. Buradan krediler bölümü var buna tıkladığımız zaman buradan add krediye tıklayarak siteye bir kredi yükleme imkanını da kendimize sağlayabiliyoruz. Eğer baktığınız demosu yani free kısmı hoşunuza gitti diyelim oradan da kredi yükleyerek ücretli bir şekilde kullanabilirsiniz. Key kısmına geldiğimiz zaman Buradan da daha öncesinde almış olduğunuz veya işte sıfırdan bir k alacaksanız buradan da k alabiliyorsunuz gördüğünüz gibi bunu ben daha öncesinde almışım buradan direkt bunu delete diyerek sileceğim sizlerle birlikte ilerleyen kısımda da yeniden alacağım aktivite kısmına geldiğimiz zaman aktivite kısmında işte sitede hangi modeli ne zaman kullandık işte hangi limitler dahilinde kullandık onları da tek tek buradan görebiliyorsunuz. Ben daha öncesinde denemeler yaptığım için bakın burada tek tek bu şekilde listelendiğini görebiliyorsunuz. Setting bölümünden de genel ayarları yapabildiğiniz bölüm karşınıza geliyor. Buralarla çok fazla bir işimiz olmayacak. Şimdi istiyorsanız hemen model kısmından veya chat bölümünden bir model denemesi yapalım. Şimdi Free'den şunu seçebiliriz. Deepseek'in R1 0528 modeli yeni çıktığını söyleyebilirim. Daha birkaç gün oldu. Zaten sonundaki 05 yani bu ayı tekabül ediyor. 28'de 28. gün anlamına geliyor. Free kısmından kullanabiliyorsunuz ve baya baya güzel bir model olduğunu söyleyebilirim. Şimdi şöyle diyelim. Türkiye'nin Başkenti neresidir? Ben bunu genelde birçok yapay zeka ilk başta sorarım. Nedeni bilmiyorum ama gayet güzel. Yani verdikleri cevap hakikaten güzel olabiliyor. Bazısı direkt Ankara diyor. Bazısı böyle çok detaylı bir şekilde Ankara'dan önce neresiydi, hangi aşamalardan geldi vesaire gibisinden cevap veriyor. Evet gördüğünüz gibi burada da DeepSeek'in düşünen bu modeli gayet düzgün bir şekilde cevap verdi ve bu şekilde bir cevap verdiğini görebiliyorsunuz. Buradan yine dediğim gibi add modula tıklayarak da birden fazla yapay zeka yani free olanları deneyerek yine söylüyorum ama yani yanlış anlaşılma olması açısından biz kredi yüklemediğimiz için buradan add model dediğimizde ücretsiz yine modelleri buradan seçerek sormuş olduğumuz soruya birden fazla modelle aynı anda cevap alabiliyoruz. Peki buradan sohbet ediyoruz. Buradan bir APK alarak farklı bir uygulama üzerinde nasıl kullanacağız? Örnek veriyorum bazı yapay zeka işte yazılım uygulamaları var. O APK'ler tanımlayarak direkt oradan kodlama sistemle oluşturabiliyorsunuz. Adını şu anda unuttum ama kim vardı? Quasar. Adı neydi ya uygulamanın? Şu anda evet unuttum garip bir şekilde. Bazı yapay zeka uygulamalar var. O direkt prompt girerek kodlama sistemleri falan oluşturabiliyorsunuz. Şu anda adını unuttum. Belki aklıma gelirse ekrana bir yere yazarım diye tahmin ediyorum. Şimdi buradan bir APK alarak bunu Anything LLM uygulaması üzerinden nasıl kullanabiliriz bunu gösterelim. Yani illa gidip de kullanmamıza gerek yok. Anything LLM uygulaması üzerinden de kullanabiliriz. Şimdi Open direkt ana sayfasına geldiğimizi varsayalım. Buradan Key bölümüne geldiğimiz zaman buradan Create APK butonuna tıkladığımızda buraya bir isim verebiliriz. Deneme diyelim. Deneme test diyelim. Ve buradan Create butonuna tıkladığımızda böyle bir APK veriyor. Bunu buradan kopyaladım ve burayı kapatıyorum. Bakın buraya geldi ve Buradan anonimiyet olarak yani tamamen sınırsız olarak geldiğini görebiliyorsunuz. Şimdi Anitink LLM uygulamasına geçelim. Evet Anitink LLM uygulamasına geldik. Eğer bu uygulama hakkında hiçbir bilginiz yoksa bir önceki videolarımı izleyip en azından bir fikir sahibi olabilirsiniz diye düşünüyorum. Antik LLM kısacası nedir? Biraz bahsedelim. Yine Antik LLM'de aslında Epic üzerinden veya işte lokaldeki chatbotları tek bir platform altında kullanmanıza olanak sağlayan bir yazılım diyebiliriz. LM Studio olsun, Ollama gibi uygulamalar olsun bunları direkt bu pencere altından kullanabiliyoruz. Biz bugün ise Open Router sitesinden almış olduğumuz Epic direkt bu uygulamaya tanımlayarak Open sitesine gitmeden buradan modelleri nasıl kullanabiliriz bunu göstereceğiz. Şimdi ilk etapta sevgili dostlar buradan yeni bir çalışma alanı oluşturalım. Buraya direkt open yazamadık. Rotor yazalım şöyle. Open Rotor adını verdim. Siz istediğiniz bir ismini de yazabilirsiniz. Open Rotor ismini verdiğimiz yerin hemen yanında bir çark var. Buna tıkladığımızda sohbet ayarları kısmına gidiyorsunuz ve buradan kullanmak istediğimiz sistem nedir onu seçmemiz gerekiyor. Ve buradan hemen Open buluyorum ve seçiyorum. Şimdi siz bunu ilk kez seçiyorsanız sevgili dostlar direkt size bir epikey girebileceğiniz bir bölüm gelecek. Oraya direkt epikey'inizi gireceksiniz ve kaydedeceksiniz. Ben daha öncesinde deneme yaptığım için direkt bende sorgusuz sualsiz bir önceki epikey'in tanımlı olduğu için direkt onu sistemden çekerek girdi. Şimdi şöyle bir şey olabilir. Benim gibi bir epikey'iniz var, sildiniz ekstra yeni bir epikey gireceksiniz. Bunu nasıl yapacaksınız? Onu gösterelim. Şimdi ilk başta buradan operator seçtikten sonra buna update workspace diye buradaki konuşma penceresi kısmına Open Editor'a tanımladık. Buradan hemen Open Settings bölümüne yani ayarlar aç bölümüne gittiğimiz zaman LLM bölümüne geliyorsunuz ve buradan da yine aynı şekilde hemen biraz aşağı geldiğiniz zaman buradan yine Open Router sekmesini bulmanız gerekiyor. Biraz yukarı gelelim. Bakalım bulabilecek miyiz? Evet bakın burada. Buradan seçtiğiniz zaman artık buradan bunun istediğiniz gibi key'ini değiştirebiliyorsunuz. Bakın direkt Ctrl V yaptım ve buradan Save Change butonuna tıkladığım zaman bu şekilde bir işlem yapmış oldum. Şimdi buradan tekrar geri geliyor Oradan bir model yani şu kısımdan bir model seçmenize gerek yok. Direkt free bir modeli seçebilirsiniz ama yine chat ekrandan da değiştirebiliyorsunuz. Geri geldim. Tekrar buraya geliyorum sevgili dostlar. Sohbet ayarı bölüme geldiğim zaman bakın buraya artık modellerim geldi. Ve buradan istediğim ücretsiz modeli seçebileceğimi görebiliyorsunuz. Bakın burada yine free modeller var. Ücretli modeller de var. Free olanlara kullanabileceğinizi söyleyebilirim. Mesela buradan gelelim. Neyi kullanabiliriz? Mesela Qwen'in modellerini kullanabiliriz. Bunlar daha yeni çıktı. Yani fırından daha taze taze çıktığı için bunları kullanabiliriz diye düşünüyorum. Burada Qwen'in şu anda en iyi modellerinden biri şu var. Bunu kullanabiliriz veya işte farklı modeller var. Microsoft'un modelleri falan da var yanlış hatırlamıyorsam. Tabi onlar direkt burada hangisinde geçtiğini bilmediğim için bulmak da biraz zor olabilir. Çünkü baya baya bir model şeması olduğu için tek tek bulmak hakikaten zor. Biz şöyle yapalım. Direkt buradan K'ye gelerek yani Q'yu geç bulduk. Bakın burada Microsoft'un Phi modelleri var. Şunlar düşünen modeller. Plus'ı ücretsiz olarak da yine buradan kullanabiliyoruz. Phi modellerini normal lokal bilgisayarlarda da kullanabiliyorsunuz. Tamamen ücretsiz bir yapay zeka modelleri bunlardan. Biz şöyle yapalım. Direkt buradan Q'nin bir modelini seçelim. Mesela şuradan 30B olanı seçebiliriz. Update Workspace'e tıkladık ve şuradan New Trace yani yeni bir sohbet penceresi oluştur dedik. Selamlar diyelim. Türkiye'nin yine standart sorunu soracağım. Başkenti neresidir? Şimdi buradan bir mesaj yazdığımız zaman genelde ilk mesajlara biraz geç cevap verebiliyor. Sonrasında biraz daha hızlı bir şekilde veriyor. Ve gördüğünüz gibi burada bir düşünme sistemi var. Q&A'nın zaten 3 modelleri düşünebilen bir model olduğu için ilk başta düşünüyor. Sonrasında direkt bize bir cevap veriyor. Şimdi gelelim yine buradan sohbet ayarları penceresine geldim. Buradan mesela neyi seçebiliriz? Şuradaki plus'ı seçelim bu sefer kopyalayacağım. Yine aynı soruyu sorabilirim. Buradaki soruyu kopyalıyorum. Yeni bir başlığa geldim. Aynı başlık altında yazdığımızda bug gibi bir şey olabiliyor diye tahmin ediyorum. O yüzden yeni bir model seçtiğinizde genellikle farklı bir pencereden sormanız da mantıklı bir soru çalışsın diye düşünüyorum. Pihi modelinde bilmiyorum bug mı var nedir anlamadım ama bu şekilde saçma salak cevaplar alabiliyorsunuz. O yüzden ben pi modelini denediğimde de yine aynı şekilde böyle hatalar vermişti. Belki dedim düzelmiştir ama çok da bir sonuç alamadığımızı gördüm. Burada başka Mistral'ın modelleri falan da var. Mesela Dev Astral Small model var. Bunu deneyelim bir de yeni bir bölüm oluşturalım. Yine aynı soruyu soruyorum. Yani çok fazla bir soruyu değiştirmiyorum. Mesela şöyle yapalım. Sen kimsin, neler yapabilirsin diyelim. Ve gördüğünüz gibi gayet hızlı bir şekilde cevaplarımızı alabiliyoruz gördüğünüz gibi. Bu şekilde de o promotor üzerinden Epic'e aldığımız zaman modelleri herhangi bir şekilde bilgisayarımıza indirmelerinde kullanabildiğimizi görebiliyorsunuz. Başka ne olabilir? Mesela yine antropik modelleri falan da var da bunlar tabi ücretsiz kullanamıyoruz. Gemma modelleri var. Gemma modelleri benim hani lokalde kullanmayı en çok sevdiğim modellerden biri olabilir. O yüzden bunlara çok ayrı bir sevgim var. O yüzden bunları kullanmayı cidden seviyorum. Yine aynı soruyu sorduk ve direkt burada da bir politikacı gibi direkt Ankara cevabını verdim. Ve bu şekilde bir kullanımının olduğunu görebiliyorsunuz. Evet dostlar bu videoyu ufaktan isterseniz sonlandıralım. Bugün sizlerle birlikte Open Router sitesi nedir? Nasıl kullanılır? Buradan Epic e ile alarak farklı uygulamalar üzerinde nasıl kullanabilirsiniz? Bunları göstermeye çalıştım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Birçok yapay zeka botlarında indirmeden en azından bu şekilde deneyebilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.